Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere oldukça kolay ve lezzetli bisküvili mozaik pasta tarifim var. Bunun için öncelikle çırpma kabımın içerisine 1,5 su bardağı krem şanti tozu, 1,5 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Sizler hazır paket alırsanız 1,5 paket kullanmanız yeterli olacaktır. Arkasındaki tarife göre yapınız. Ben kiloluk bir şekilde aldığım için bu şekilde yapıyorum. 1,5 paket yeterli gelecektir. Güzelce kıvam alana kadar mikserimiz ile çırpıyoruz. Mutlaka kullanacağınız süt soğuk olsun. Hatta krem şantileri de buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. İstediğim kıvamı elde ettim. Bakın bu şekilde köpürmüş olması gerekiyor. Pastacı kreması ile de yapabilirsiniz bu tarifi, hazır pastacı kremaları ile. 2 paket petibör bisküvi kullanacağız. Ben kakaolu petibör bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri soğuk süte batırıp çıkartıyorum. Hiç bekletmeden hemen batırıp çıkartın. Ve yanlamasına 3 tane bisküviyi diziyorum. Bisküvilerin tabanına bir buzdolabı poşeti sermeyi unutmayın mutlaka. Streç film de olur. Bu şekilde 3 tane yanlamasına, 5 adet de boylamasına olmak üzere bisküvileri yerleştiriyorum. 2 paket petibör bisküvi yeterli geliyor. Daha az kişiyseniz, daha küçük bir pasta yapmak istiyorsanız 5 değil de 4 sıra şeklinde yapabilirsiniz. O zaman bir paket kullanmanız yeterli gelecektir krem şantiyi. İlk katı güzelce krem şantimizi yerleştiriyorum. İkinci katı çıkıyorum. İkinci katı da güzelce krem şanti ile kaplıyorum. Ve üçüncü katı çıkacağım bisküvilerle. Yine aynı şekilde bisküvileri süte batırıp dizeceğim. Üçüncü katı da serdik ve bu son kat arkadaşlar. Üzerine krem şanti süreceğiz ve muzları yerleştireceğiz. Toplamda 3 kat yapıyoruz. 2 adet orta boy muz olması yeterli. Muzları da orta kısmına yerleştirip poşetten yardım alarak piramit şeklini veriyoruz. Kalan kremanın hepsini de üzerine güzelce yerleştiriyoruz.
Güzelce yerleştirdikten sonra buzdolabında ben biraz dinlendirdim ve servis tabağına aldım. Kenarlarındaki poşeti makas yardımı ile keserek kurtarıyorum. Son düzleştirmeleri yapıyorum. Hava çok sıcak olduğu için bir 10 dakika kadar buzlukta beklettim. Krem şanti biraz kendine gelsin diye. Artık sıcaklar başladı. Üzerine de çok az, şöyle 50-60 gram kadar bir çikolata erittim, bermer usulü. Ve güzelce çikolata ile de süslüyorum. Üzerine çilekleri ikiye bölüp minik çilek kullandım. Yerleştiriyorum. Ve pastamız hazır. Son dokunuşları yapıyorum. Çok güzel duracağını düşündüğüm için fıstık tozu serpiyorum. Gerçekten çok yakıştı. Sizler dilediğiniz gibi istediğiniz meyvelerle bu pastayı yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde pastamız hazır. Yapımı oldukça basit ve kolay. Soğuk soğuk, serin serin yaz günleri gerçekten güzel gidecek bir pasta tarifi. Oldukça da hafif oluyor. 2 saat dinlenmesi yeterli ama ben hemen sizlere servis edip göstermek istiyorum buzdolabına kaldırmadan. 2 saat dinlenmesi iyi olacaktır. Dilerseniz akşamdan yapıp ertesi gün ikram da edebilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Ama minimum 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim bisküvilerin kendine gelebilmesi için. Evet, pastamız bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Dinlendikçe bisküvi de yumuşacık olacaktır. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.